Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli Arapça Öğreniyorum programının Bugün inşallah 69. bölümündeyiz Bakalım 69. bölümde Hangi örnekleri Göreceğiz Dua eden Kişi ee, soralım. Mete ne zaman ee, dua, ettin. dua, ettin. Dua ettin. Ben burada sana hitap etmişim. Nereden anlıyorum burada Aynen. sana seslendiğimi? Efendim? Sondaki üstünlüğü fethalı t'den anlıyorum. Arapçada üstüne ne diyoruz? Fetha diyoruz değil mi? Da'u Buradaki fethalı t. Fethalı t. Bize bunu senin yaptığını haber veriyor. Dua ettin. Ya ebi, ya babam. Evet, ey babam demek. Burada sondaki ye ben e, benim e, babam olduğunu ifade ediyor. Yani bana ait olduğunu, e, bana izafe edildiğini anlatıyor. Ne zaman dua ettin ey babam? Cevap olarak da da'utu dua, dua ettim. ettim. Artık burada bu işi benim yaptığımı nereden anlıyorum? Hı. Sonundaki zammeli, zammeli yani ötreli t'den anlıyorum. Zamme diyeceğiz ötreye da'utu dua ettim. Ba'de salati. Namazdan sonra. Evet salat neydi salat? Namaz. Ba'da. Namaz. Ba'de ne demek? Sonra. sonra. Ba'de salati. Namazdan sonra. sonra. Peki tesbihten sonra ders, deseydim. Ba'de tesbihi. Değil mi? Ba'de tesbihi. Tesbihten sonra dua ettim demiş olacaktım. Evet. Ba'de salati. Namazdan sonra dua ettim diyor. Yine burada öğrencilerimiz var ve soruyoruz. Men entum siz kimsiniz? Evet, siz kimsiniz? Men e, kim demek veya kimler demek soru manasında burada. Men entum entum ne demek? Siz. Peki müennesler için mi, müzekkerler için mi? Müzekkerler için. için, değil mi? Müenneslere sorsaydım ne diyecektim? ne, değil mi? ne diyecektim ama müzekkerlere sormuşum. Entum siz kimsiniz? Nahnu biz tullabun öğrencileriz. Evet biz talebeleriz, öğrencileriz diyor. Tullab kuralsız bir şekilde cem'i yapılmış. Yani çoğul yapılmış. E, kuralımız neydi? Vav e, ile nun getirmekti isimleri çoğul yaparken. Ama burada vav ve nun görmüyoruz dullabın sonunda. O halde bu değişik bir kalıpta çoğaltılmış değil mi? Nahnu biz tullabun öğrencileriz talebeleriz. Peki yine soralım. Mete ne evet. zaman dehaltum dahil yani. oldunuz? Yani girdiniz. El fasle Sınıf, sınıfa. Evet. evet ne zaman meta ne zaman dehaltum girdiniz? El fasle. Evet. Ben burada e, müzekkerlere seslendiğimi yine nereden anlıyorum? Tüm. Tümden anlıyorum. Çünkü bir işi müzekkerler yapmışsa muhatap olan müzekkerler yani siz yapmışsanız oraya tüm geliyordu. Girdiniz. Değil mi? Ne zaman girdiniz? Dehelna. Dahil olduk. Girdik. Kable, kalilin, ee, kable neydi? Önce, önce. Kalil. Az. az, az önce. Kable kalil ne oluyor o zaman? Az önce. önce. Evet. Dehelna. Girdik. Kable önce. Kalilin az. Az önce e, girdik. E, diyoruz. Peki. E, az sonra çıktık deseydim. Nasıl ee, derdim? Karatina. Kharacna sonra deseydim sonra ba'de. Ba'de galilin diyecektim. Ee, peki farklı örneklerde zaten inşallah görmeye çalışacağız. Dehalna girdik. kabla önce galilin az önce diyoruz. Peki yine öğrencilerimiz okuldan çıkmışlar. Okuldan çıkmışlar. Soralım. Men entünne. Siz kimsiniz? Burada artık entüm değil. Entünne, diyorum. Hı. Çünkü burada muhataplar müennes olduğu için bunlara entüm değil entünne zamiriyle sesleniyorum siz değil mi siz kimsiniz nahnu biz talibatun öğrencileriz öğrencileriz peki burada müennesler cem'i yapılmış çoğul yapılmış kurallı bir çoğul yapılmış nereden anlıyorum burada kurallı bir cemi olduğunu çoğul olduğunu sonundaki elif'ten ve t'den anlıyorum çünkü müennesler sonunda ne vardı? Müennes müfredin yani tek bir müennesin sonunda yuvarlak T vardı değil mi? Fakat yuvarlak T eğer cemi olursa o zaman kalkıyordu yerine eliflet Elbette, açık T geliyordu. Talibatun <laughs> öğrenciler, kız öğrenciler manasında idi. Peki yine soralım. Mete ne zaman haracitünne <laughs> çıktınız? Çıktınız min faslikunne sınıfınızdan, sınıftan değil, sınıfınızdan. Kün künneyi görmem lazım. Dikkat etmem gerekiyor. Evet, meta ne zaman harac tünne. Artık burada tünneden, bu tünne zamirinden yani bitişen tünne zamirinden ben ee, bu işi yapanların müennes olduğunu, cemi olduğunu ve muhatap olduğunu yani siz olduğunu anlıyorum. Çıktınız değil mi? Min, min neydi min? Harfi cer fi gibi işte e, den ya, manası ya. verecek onunla. Fasli. Neden fasli esre yaptık? Minden ya, dolayı esre ya, yaptık ya. değil mi? Ya. Fasli kunne sınıfınız demekti. Evet sınıfınızdan ne zaman çıktınız? Haracna. Evet haracna çıktık. Biz çıktık. Bu nesler ve müzekkerler için aynı. Na ve tü geldiği zaman yani biz veya ben bir işi yapmış isek aynı ifadeyle yani müzekker ve müenneste aynı ifadeyle söylüyoruz. Haracna çıktık. Kable önce saatin bir saat önce. Evet, bir saat önce çıktık. Saatin önünde herhangi bir sayı olmadığı için bir saat olduğunu anlıyorum. Kable neydi? Önce. Evet, Aynen. kable saatin bir saat önce çıktık. Tabi böyle önce sonra arkasında önünde gibi zarflar. Kable de bir zarftır. Ee, bu, bu kelimeler yer ve zaman anlatıyor. Ve başına geldiği ismin sonunu ne yapıyor? Kesri. Kesre. yapıyor. Yani burada neyin sonunu kesre yapacak kable? Saatin sonunu kesre yapıyordu. Haracına çıktık bir saat önce diyoruz. Peki iki kişinin yolda e, karşılaşıyorlar. Yolda karşılaştıkları zaman e, ne diyeceğiz? Esselamu. Aleyküm. Selam. Esselamu aleyküm de <laughs> burada bir hadis-i şerif hatırlayacağız. Esselamu kabel kelam. Ne demek? Selam, kable öncedir. Kelami, kablel kelami. Kelamdan öncedir. Selam, kelamdan öncedir. Yani bir kişiyle konuşmadan önce selam vermek gerekiyor. Hadis-i şeriften hatırladığımız bir ifade. Esselam, selam, kable öncedir. Kablel kelami, kelamdan öncedir. Yine, el cevabı, cevap ba'de sualim So, sualdan, Sualdan sonradır. sonradır. Cevap zaten kullanıyoruz bunları Türkçede de. Değil mi? El cevap. Sual zaten sual de kullanıyoruz. Soru demek. El cevabı cevap. Bade. Bade neydi? Sonra. Sonra. Sualin sorudan sonradır. Değil mi? Evet. Kabile önce. Bade ise sonra. Demekti. Bunları tekrar hatırlamış olduk. Ee, peki öğrencisine Öğrencisine soruyor. Bakalım ne soruyor. Eketepte yani, tepte derseke Ders, Dersini yazdın, dersini mı? yazdın mı? Yazdın mı? Burada e, müzekkere sorulduğunu müzekkere sorulduğunu ve bir yok. kişiye sorulduğunu yani müfrete sorulduğunu ben <laughs> sondaki e, Fethalı T'den evet. anlıyorum. Sen yazdın değil mi? Sen yazdın Baştaki hemze de mı sorusunu veriyordu. Sen yazdın mı derseke dersini. <laughs> Peki burada senin dersin olduğunu nereden anladın? K'den. K'den anladım. Peki bu K bana başka bir şey daha hatırlatıyor. Müzekker, yani. olduğunu hatırlatıyor. Çünkü e, olsaydı ki olurdu. ki olurdu değil mi? Müzekkere seslenirken senin dersin diye sonuna fethalı bir ke yani üstünlü bir ke getiriyorum. Bu da bitişen zamirdi. Peki dersini yazdın mı? Ne'am. Evet. evet. Keteb Yazdım. Yazdım dersi. Dersimi. Dersimi yazdım. Bunu bir müennes de söyleseydi aynı ifadeyle söyleyecekti. Çünkü tü tü hem müennes için hem müzekker için aynı ben yaptım manasında. Ben yazdım, ben gittim, ben okudum. Sonuna mutlaka tü getiriyoruz. Dersi, benim dersim orada da aynı şekilde. Mühendis de söylese sonuna bir ye getirecek. Bana ait olduğunu anlatan bir yezamiri zamiri gelecek. Peki yine soralım. Mete ketebte. Ne, ne zaman yazdın? Ne zaman yazdın? Meta neydi? Ne zaman? Ne zaman. Değil ne mi? Tatlı. Peki cevap olarak ketebtü. Keteptü yazdım. Emsi dün. dün. dün Böyle farklı bir kelime. Yeni karşılaştık. Keteptü yazdım. Ben yazdım. Emsi dün. dün demek. Dün yazdım. Evet. Emsi neymiş? Dün. Dün yazdım diyor. Peki. Devam edelim. İki tane öğrenci karşılaşmışlar ve konuşuyorlar. Soruyor. Eleke. Leke. leke ee, Türkçedeki yani. leke değil tabii. Nedir leke? Leke senin var. Değil mi? Senin var. Leke senin var. Baştaki e de, baştaki e de sorudur. Senin var mı? Senin var mı? İhtibaruke. İhtibar sınav demek. imtihan demek. O da Arapça gerçi. İmtihan da Arapçadır. İhtibar sınav, test, test, sınav, e, imtihan manasında. Senin var mı? Leke neydi? Senin var mı? e ile beraber mı senin var mı ihtibaruke sınavın testin ke burada senin değil mi ihtibaruke senin testin sınavın var mı el bugün. bugün el neydi bugün, bugün. yam ne demek yevm gün el, -gün. el bugün. bugün evet bugün sınavın var mı bugün sınavın var mı senin o da cevap verecek. Neam. Evet. بعد الظهر Evet ne zaman öğleden, öğleden sonra, sonra. Bade zuhri Bade neydi? Sonra. sonra. Bade zuhur öğleden sonra. Zuhur ne demek? Öğle. Öğle. Bade zuhur öğleden, öğleden sonra. sonra sınavım var diyor. Peki yine soruyor. Eleke senin, senin var mı? İhtibaruke sınavın, imtihanın, i̇mtihanın testin. Gaden Gaden yarın demek. Dün. Yarın. Emsi neydi? Dün. Dün. el yevm. Bugün, Bugün gaden yarın, yarın. evet bu kuratan da de yarın demek ona da geleceğiz. Ee, senin yarın imtihanın var mı? Naam li li benim var. Yar. Li oradaki ye benim manasında. Li de aitlik. Benim var. San, İhtibari imtihanım var. Testim var. var. Bu kuratan yarın. yarın. Yani gadenle bukra aynı şey. Ee, bazı yerlerde bukra kullanılıyor. Bazı yerde gaden kullanılıyor. Bukra yarın e, demek yarın benim imtihanım var diyor. Naam evet li benim var ihtibari testim, testim. yani sınavım var bukraten yarın. Peki devam edelim. Süremiz de az kalıyor bu arada. E, soruyor müennes birisine. Bi eyyi camiatin enti. Evet. Camia neydi camia? Üniversite. Üniversite. ey yine e, e, demek? Hangi? Hangi? E, enti Üniversite. sen. sen. Sen hangi üniversitelisin, hangi üniversitedesin veya bir ile aitlik, beraberlik manası, aitlik demeyelim, beraberlik manası, hangi üniversitelisin manasında, eyi hangi camia üniversite enti sen, hangi üniversitedensin cevap olarak, Ene Ben bir camiatil medinetil alemiye, ben el medinetil alemiye üniversitesindenim. Evet medinet Alemiye öyle bir üniversite var. Ee, cami da neydi? Üniversite. üniversite. Ben o üniversiteliyim e, diye cevap veriyor. Peki e, bir soru daha soruyor. E zehepti. Zehepti neydi? Mi? Gittin. Peki ben burada e, müennese sorulduğunu nereden anladım? T'den. Kesreli T'den anladım. Sen gittin. Gittin mi? Baştaki hemze ile beraber soru manası var. Gittin mi? İlel camiati. Üniversiteye. Evet, üniversiteye. İla ne manası katıyor? Oraya bugün. doğru. Evet. Üniversiteye gittin mi? El yevm. Bugün. Bugün. Evet. Sen bugün üniversiteye gittin mi? Cevap olarak. Neam. Evet. Zehebtu. Gittim. gittim. El yevm. Bugün. bugün. Evet. Bugün. Üniversiteye gittim. Diye cevap veriyor. Peki devam edelim. Okuldan çıkan öğrenciler var. Ve soruyoruz. E kablet dersi haracu. Kable dersten, neydi? Önce, önce. Kable ders. Dersten. Dersten, dersten, önce, dersten önce mi? Haracu. Çıktın, çıktın der mı? Der çıktık mi? mı? Çıktılar mı? Çıktınız mı? Haracu. Nerede, ne anlıyorum ben bu haracudan? Yani, çıktılar. La. Tekrar yani, hatırlıyoruz değil çıktılar mi? Çoğunluyor. Çıktılar. E, onlar çıktılar. Ben buradaki vav'dan ve sonunda dokunmayan eliften onların çıktığını anlıyorum. Dersten önce mi çıktılar? Ne diyeceğiz? La. Aa, hayır. Hayır. Ba'ded dersi. Dersten sonra, dersten sonra haracu çıktılar. çıktılar. Evet onlar dersten sonra çıktılar e, diyoruz. Peki burada e, yemek yiyenler var ve e, soruyoruz. Mete ne zaman evet. ekeltüm? Yediniz. Yediniz. Taamekum. Yemeğinizi. Yemeğinizi değil mi? Ne zaman yediniz? Evet. Mete ne zaman? Ekel tüm yediniz daamekum Yemeğiniz. Yemeğiniz. yemeğinizi diyoruz. Burada tüm yine bu işi müzekker yani erkeklerin yaptığını ve sizin yaptığınızı ifade ediyor. Daamekum yemeğinizi diye sormuşuz. Ekelna yedik. yedik. Ba'de zuhri. Öğleden sonra. Evet. Öğleden sonra yedik. Ekelna yedik. Bade zuhri öğleden sonra yedik. Peki yarın yedik deseydi mantıksız olurdu biraz değil mi? Ee, Yarından sonra. yarın ne yarın? Gaden. Bukraten. Peki dün yedik. Ekelna emsi. Emsi. Peki bugün yedik. Ekelna el yevm diyeceğiz. Peki bu örneklere inşallah devam edeceğiz diyoruz. Değerli izleyiciler bir bölümün daha sonuna geldik. Gelecek bölümde farklı örneklerle, farklı konularla buluşmak dileğiyle diyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.